bir gözünüzde bizde olsun. Suna Hanımcığım geldi çünkü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne kadar güzel bir cilt. Ya bunu güzellik uzmanına söylemek lazım mıdır bilmiyorum ama hakikaten ışıl ışıl. Yani bu işi yapıyorsanız yansıtmanız gerekiyor. Yani bir diyetisyen bu kiloda olmaz ama bir bu işin yani cilt bakımı yapıyorsanız yıllardır 42 yıl oldu. İşimizi yansıtmamız gerekiyor. Harikasınız gerçekten. Bitki bilim ve güzellik uzmanı Suna Dumankaya bugün hangi tarifleri paylaşacak? Öncelikle saymak istiyorum. Kepekli saçlara sahip olanlar için doğal bir tarifimiz olacak. Evet. Karma ciltlere maske yapacağız. Sıkılaştırıcı mı, nemlendirici mi, özelliği nedir tonik soracağım. Hı-hı. Gözenekleri sıkılaştıran tonik yapacağız. Severim tonik. Evet. Sivilcelere iyi gelen karışım yapacağız ki stresten de çıkabiliyor. Özel dönemlerde çıkabiliyor. Ergenlikte birçok gencimizin sivilcesi olabiliyor. Benim çok vardı. Hiç sevmem gerçekten. Oluyor ve maalesef. Bağışıklık sistemini güçlendiren karışım var. Evet. Harika. Bir de ben dün Van'daydım. Van muzu. Hani derler yayla muzu. Biliyorsunuz hem yenir hem de lekelere ve çok fazla C vitamini ihtiva ettiği için cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Sağlık için de şekeri düşürüyor. Evlerden uzak, insanlardan uzak. Lösemi hastasıysanız en büyük ilaç budur. Van muzu. Evet. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Diş yaptırıyorum ama sizi kırmadım, geldim. Biraz konuşmam sürçebilir. Olabilir. Allah'ım sağlık şifa versin. Amin, amin. Dişler hem sağlık açısından önemli hem evet, güzellik anlamında. İmplant da çok yaptırdım. Biraz zaman biliyorsunuz geçiyor. Geçici dişlerde konuşmamı zorluyor biraz. Hiç sıkıntı değil. Gayet güzel. Hakikaten hiç teşekkür rahatsız ederim olmayınız. Sağ olun. Van muzu getirmiş, çok çok faydalı. Şeker hastaları özellikle tercih etsinler dediniz. Yüksek derecede mesela diyelim ki limonda C vitamini 100 katsa bunda 1000 kat. O nasıl kadar yiyeceğiz etkili. Bunu soyup yiyebiliyor muyuz? Hemen soyayım ben size. Var mı orada bıçak? Hemen soyayım ben size şöyle. Bıçak vereyim ben. Bu zaten Vanlılar bunu çok yerler. Şöyle lütfen yiyin. O kadar faydalı ki inanılmaz. Merak ettim. Bakın şöyle tadına bakın. Tadı çok güzel. Yani nasıl büyük değerlerimiz ekşi var ki kaybolmaya yüz tutuyor lütfen. Hmm. Bunu Avrupalı gelip deste deste alıp götürüyor. Biz kendi memleketimizde bunun farkında değiliz. Hep öyle olur ya zaten. Evet. Maalesef ki. Maalesef öyle. Salatalara da çok ekşi ekşi ya. İşte ondan leke için bir şey yapacağım. O sürpriz. Öyle mi? Evet. İlk önce neyle başlayalım? Önce saçla başlayalım. Çünkü size gelirken dün duyuru yaptığımızda dediler ki saçımız konak konak, bize bir çözüm mü? Hemen. Bu saç kepeklenmesi saçımızı çok iyi durulamadığımız için mi olur? Yoksa çok iyi durulamamıza rağmen cildimizin yaptığı bir şey midir? Cildin yaptığı bir şey. Sıkıntı, stres ve doğru şampuan, doğru durulamama hakikaten etkiliyor. Hepsi birbirini evet etkiliyor. Şimdi bakın ben böyle olgun bir avokado, evinizde hani atmak istediğiniz avokadolar oluyor ya. Evet. Onu atmayın. Hem biraz yiyin hem cildinize de iki türlü maske yapacağım şimdi size. Bir eldiven var mı sizde orada? Eldivenim burada var benim. Evet. Ben alayım evet hemen. Çünkü ben elimle oynamayı ama seviyorum. Cerrahi tamam renginden. Süper. Avokadomuzu aldık. Avokadomuzu aldık. Çok da güzel bir şey yapacağız. Şimdi bakın. Güzel ezeceğim ben onu. Elma sirkesi vardı herhalde evet burada. Evet. O, elma sirkesi mi? Bal mı o? Bal o bal. O bal. Evet. Sirkemiz nerede? Göremedim. Bakacağım şimdi. Herhalde burada değil. Sizin orada olabilir. Ben şöyle çatalla ezeyim. Bu. Hı hı. Evet. Çatalla olgunlaşmış olan avokadomuzu ezdik. Eğer aldığınız avokado sertse gazeteye sarıp evet buzdolabında değil dışarıda bekletirseniz ya da alüminyum folyoya sarıp bekletirseniz Yumuşuyor. Daha kısa sürede yumuşayacaktır. Ama bir elmanın yanında da Ezgi Hanım çok kolay eziliyor. Bilginiz olsun. Evet. Yani yumuşuyor, pardon. Onu kasemize aldık. Kasemize aldık. İçerisine biraz tuz. Şöyle. Tuz. Deniz tuzu olursa sevinirim. Şöyle bir çorba kaşığı kadar da elma sirkesi. Efendim, sirke parlaklık verir derler, evet, cilde, doğru mu? Bir de tuz şey yapar, ne derler, saç derisini pişirir, iyileştirir. Peeling yapar, gözenekleri açar, öyle mi? Evet, ondan sonra dediğiniz gibi parlatır elma sirkesi. Avokado da saç derisini onarır. Öyle bir özelliği vardır. Bunu saç dibine sürüp friksiyon yapacaksınız. Streç saracaksınız. Bir kep ya da bir tülbent. Evet. Bence gece yatın. Sabah kalktığınızda saçınıza uygun bir şampuanla yıkadığınız vakit hiçbir zaman kepek kalmaz. Biraz avokadomuz arttı. Bunu da size hemen 2 dakikada kuru cilde bir maske yapalım. Yarım avokado kullandık, 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, evet, ve yine 1 tatlı kaşığı kadar da tuz kullandık. Evet, ben güzelce karıştırdık. Bunu spontane yapıyorum ama bakın burada 1 tatlı kaşığı kadar bal var. Karma ciltlere mi geçtik? Bu kuru ciltlere. Hemen ben bunu spontane yaptım. Ha, güzel. Hani ziyan olmasın diye hanımlar işte arkadaşlar, biraz arttı ne yapalım, dökmeyelim değil mi? Aynen hemen öyle. Hemen biraz limonu sıkıyorum. İçerisine bal ve şöyle karıştırıyoruz, tüm yüzümüze, dekoltemize, evet, güzel bir teşekkür ederim maske. Eğer boynunuzun kırışmasını istemiyorsanız, kim ister, bunu böyle yüzünüze sürüp masaj yapın. Tabii ki. Bütün yüzüne, göz çevresine, daha aşağıya da inebilirsiniz. Çok çok kuru, menopozda olan hanımların tek şikayeti budur. Bunu sürdükleri zaman dua edecekler. Hem size hem bana. Harika. Kuru cilde olanlar için de balla beraber ne yaptık? Avokadoyu karıştırdık. Biraz limon damlattık. Saç ve cilt için güzel bir maske yaptık. Şimdi saçımız için uyguladık. Bunu erkekler de saçını uygulayabilirler mi? Zaten kesinlikle. Kesinlikle. Hem evet, erkek hem kadın. Hem yaş sınırı da var mı? Hiçbir yaş sınırı yok. Çünkü gördüğünüz gibi yiyebildiklerimizi cildimize uyguluyoruz. Bütün seyircilerin böyle tarifler verildiği zaman hepsi için aynı şeyi yazıyorlar. Hamileler, evet, ve emziren anneler için. Mutlaka soruyorum ben de. Kullanabilirler değil mi? Kullanabilirler. Çünkü doğal hamileler de kullanabilir. Bütün genç çocuklar var. Bazen bebeklerde bile kuru cilt vardır ki çok iyi geliyor. Nemlendirsin diye, evet, onları güzel avokadoyla. Bir de saçı akşamdan sabaha bekletiyor olmakta. Çok faydalı oluyor. Çünkü bazen 2 saat yetmiyor. Bazı karışımlar saç derisi onu çok güzel emer. Isıyla birlikte olduğu zaman zaten daha da faydalı olabilir. Ama biraz da bir cilt doktoruna gidip sebeplerini araştırsınlar. Mutlaka bir doktor desteği ve sonra doğal destekler bizden. Bir de eğer baharatlı ve yağlı yiyecekler yiyorsanız zaten saçlarınız yağlanıyor, kepekleniyor. Onu da biraz dikkat edelim almış olduğumuz gıdalara. Aynen öyle. Saçımız çok fazla dökülüyorsa, evet, ya da cilt problemimiz varsa mutlaka dermatoloğa gitmek lazım. Bazı vitamin eksikliklerinden de kaynaklanabiliyor. Evet. Ki onlar için de test yapıyorlar. Benim bir dönem saçım çok dökülüyordu. Evet. B vitamini eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı, evet, mesela. Hani dökülme deyip önemsememezlik yapmayalım. Kesinlikle. Kansızlık. Genelde kansızlık çok etkili. Demir eksikliği, evet, işte selenyum eksikliği, bunlar varsa mutlaka kaçınılmaz oluyor o dökülme. Onu önleyelim. Aynen. Demeyelim, evet, ki bahar aylarındayız. Mevsim geçişi var. Olur böyle şeyler demeyelim. Demeyelim. Önlem alalım. Yumak gelince onunla vedalaşmak zor oluyor gerçekten. Çok zor oluyor. Çok da üzücü oluyor.